Umarım bu Aynen. pandemi belasından kurtuluruz da dünya olarak Aynen. sağlıklı bir şekilde atlatırız. Dileriz en kısa sürede. Evet, sıcak maçla başlayayım hocam. Öncelikle izlediniz mi? Beşiktaş Hatay Spor Kulübü Tabii berabere. izledim tabii. Beklediğimiz gibi çekişmeli bir karşılaşma oldu. Yani Hatayspor Ligi'nin gerçekten bu sezon yani bu kadar çıkış beklenilmiyordu Hatayspor'dan. İyi gidiyorlar. Tebrik ediyorum Hatayspor'u mücadele anlamında. Beşiktaş da iyi gidiyor. Bugün tabii her iki takım da aslında maçı kazanmak istedi. Çok önemli fırsatlar da yakaladı ama değerlendiremediler. Şanslı olan taraflar vardı. Şanssız olan taraflar vardı ama genel olarak Hatayspor'un kaleci sıkıntısı çok net bir şekilde, bariz bir şekilde görüldü. Evet. Beşiktaş uzaktan şutlarla maçı galiple bitirmeyi umdu ama beraberliği alabildi. Sergen Hoca da uzaktan şutları la kaleyi yoklamanı bekledi ama ikinci yarıda o istenilen olmadı. Hatayspor'un en büyük handikapı kalecisiydi, onu söyleyebilirim. Forvet attı, orta sahası, mücadeleci oyunu çok öndeydi. Beşiktaş da genel olarak iyiydi. Her iki takım da birer puanı paylaşmış oldu. Yani Beşiktaş önceki maçlara göre tabii biraz beklentilerden uzaktı ama Hatayspor gibi deplasmandan alınan bir puan da çok önemli buluyorum Beşiktaş açısından. Hatayspor'u genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bir sürpriz yapabilir mi bu sene? Yani sürpriz derken şampiyonluk açısından mı diyorsun? Bir şey olabilir Yani mi? Ha, kadar neden gider. olmasın? Neden olmasın? Tabii ki keşke yapabilseler. Hani sezona daha bu yıl ilk defa Süper Lig'e çıkan Hatayspor böyle bir sürprizi yaparsa tabii Türk futbol açısından da çok ilginç olur. Olsun tabii ki ya. Anadolu'dan da şampiyonlar çıksın ki ligin tadı gelsin. Böyle 4-5 takıma bağlı bir futbol olmasın. Anadolu kulüplerinin başarısı, onların göstereceği performans önemli. Dolayısıyla onların işin içinde olduğu, yarışın içinde olduğu maçları izlemek başka bir keyif. O nedenle Anadolu kulüplerinin hedefi de bu olmalı zaten. Peki. Beşiktaş 5 maç aradan sonra puan kaybetti. Haftaya da bir derbi var. Galatasaray Beşiktaş. Derbi hakkında neler düşünüyorsunuz hocam? Tabii çok keyifli bir derbi olacağı ortada. Şimdi yukarıda bakıyorum. Gaziantep Spor'unda geçen önceki gün kaybettiği maçtan sonra yukarıda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasında bir yarış şeklinde görünüyor. Aşağıdan gelen takımların katılımı nasıl olacak? Dolayısıyla çok keyifli bir maç olacağı ortada. Umarım hakemin sonucu belirlemedi. Sahada iyi oynayan oyuncuların sonucu belirledi. Bir maç olur. Beşiktaş formda, Galatasaray formda. Galatasaray dün 6 attı. Beşiktaş geçtiğimiz hafta çok farklı bir skorla kazandı biliyorsunuz. Bugün de yenilmedi. Önemli deplasmanda kaybetmedi Beşiktaş. Dolayısıyla keyifli bir maç olacağı görüntüsü var. Evet. Peki şampiyonluk yarışındaki favoriniz ya da favorileriniz? Şampiyonluk yarışında benim gördüğüm şu Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında bu üç takım arasında geçeceğini düşünüyorum. Yani uzun süreçte diğer takımların çok hani ligi sonuna kadar götürebileceklerini tahmin etmiyorum. Yani olanaklı görmüyorum. Olursa sürpriz olur. Ligin alt sıraları da birer lig aşık hocam. Yani kimin kimi Tabii. yeneceği belli olmuyor. Sizce bu sene düşecek takımlar kim olur? Var mı bir iki tahmininiz? Şimdi şöyle bizim kafamız karışıyor. Beş takımı yani ligi bu kadar takımla hani doldurmaları bence ligin tadını kaçırdı onu söyleyeyim. Yani şimdi hafta içi maçlar oynanıyor, hafta sonu maçlar oynanıyor. Hangi takım ki? Karman çorman bir şey oldu. Lig öyle bir hale geldi ki yani hakikaten keyif alamaz olduk. Şimdi anlatabiliyorum özellikle bu son haftalarda biliyorsunuz hafta içi de maçlar var. Dolayısıyla bunun sebepleri belli. Yani bence böyle olmamalıydı. Yine 18 takım oynanmalıydı ama böyle bir karar aldı tabii. Yapacak bir şey yok Türkiye Futbol Federasyonu. Onların bir bildiği vardır diyelim. Ben biliyorum bildiklerinin ne olduğunu da. Ama yeter yani sporun içerisinde de böyle birilerine şirin görünme huyundan vazgeçelim. Futbol çok önemli. Futbolumuz gittikçe biliyorsunuz dip yapıyor. Avrupa'da, dünya futbolunda çok ciddi anlamda yer alıyor. Ligin kalitesi düşüyor. O nedenle yani bu kadar takımı Süper Lig'e doldurmamak lazımdı. Şimdi nasıl olacak? Düşme hattında birçok takım çekişiyor. Yani Kayserispor'un işinin çok zor olduğunu düşünüyorum, onu söyleyeyim. Görünen o. Aşağıda yine işte Erzurumspor ciddi anlamda problem yaşıyor. Yani bu iki takım açısından sıkıntılı bir lig görüntüsü. Sezon sonuna kadar korkulu rüya görecekler düşüncesindeyim. Tabii Erzurumspor Mesut Bakkal'ı getirdi. Mesut Hoca tecrübeli bir teknik adam. Bir çıkışa geçti takım. Daha iyi oynuyor, daha iyi mücadele ediyor ama bakalım nasıl olacak.
Bugünkü maçtan iki tane pozisyon sorusu var hocam. Tabii. Sıcağı sıcağı bunu sorayım. Larin'in pozisyonu penaltı mıydı diye bir soru var. Bir de Hatay'ın golünde top Beşiktaş'ın golünden geliyordu. Offside değildi diyenler var. Ne düşünüyorsun bu Bir konuda? pozisyon daha var. O da Hatayspor'un penaltı beklediği pozisyon. Onu da ekleyelim. Üçünü değerlendirelim bence. Evet. Ben Larin'in pozisyonda penaltı olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Offside verdikleri Hatayspor'un bulduğu goldeki offside kararını doğru buluyorum. Niye doğru buluyorum? Beşiktaş'ta oyuncudan top geliyor en son, evet. Ama Hatayspor'lu oyuncuya çarptığı anda Hatayspor'lu diğer oyuncu offside pozisyonda ve top Beşiktaşlı Wellington'a çarparak gidiyor. Dolayısıyla bu bilinçli bir oynama değil. Bu bir offside'dır. O Aynı pozisyonda pozisyonda Beşiktaş gol yemişti sanki, sayılmıştı. Ben öyle bir şey ama o hatırlıyorum. başka bir pozisyon. O kafa topu ile ilgili bir, o kuralda onunla ilgili farklı bir değerlendirme var. Burada top Hatayspor'lu oyuncunun ayağına çarptıktan sonra Beşiktaş'a çarparak gidiyor. Dolayısıyla bu bir offside'tır. Penaltı, Hatayspor'un penaltı beklediği bir pozisyon var. Maçın ikinci yarının sonlarına doğru. Bu Penzo'nun pozisyonun içinde olduğu pozisyonu hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Beşiktaşlı savunma oyuncusu şey olabilir mi? Savunmadaki oyuncunun ismini hatırlamaya çalışıyorum. Rozier olabilir belki pozisyonun içinde. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama. Kalçasıyla itti Hatayspor'lu oyuncu. Net penaltı. Onu söyleyeyim. Rozier olması lazım. Net penaltı. Tabii. Kalçasıyla havaya yükselen oyuncu itti. Bozdu. Bu penaltıydı. Ali Palabıyık bence bugün genel olarak iyi bir maç yönetti. Ama pozisyonu yakalayamadı, süzemedi. VAR hekimi Ali Palabıyık'a bilgi vermesi lazımdır. Larin de olabilir pozisyonun içindeki. Evet, Larin diye yazıyorlar. Evet. Aynen, Larin yazıyorlar. Siz Larin'in dediği pozisyon bunu belki de şey yapıyorsunuz siz ama Larin de olabilir ama neyse, sonuçta şeye yapılan, Hatayspor'lu oyuncuya yapılan o kalçayla itme net bir penaltıydı. Hakem veremedi. Genel olarak tekrar söyleyeyim. Ali Palabıyık iyi maç yönetti. Ligin iyi hakemlerinden. Ali Palabıyık'ın hakemini çok beğeniyorum. Dolayısıyla tebrik ediyorum. Bu maçta o pozisyonda VAR hekimi yanlış hatırlamıyorsam Ali Şansalan'dı. Uyarması gerekiyordu Ali Palabıyık'ı ama bu görevini yapmadı. Peki. Birinci ligi takip ediyor musunuz hocam? Zaman zaman fırsat buldukça çok ciddi anlamda takip ettiğimi söyleyemem. Çok kıyasıya bir yarış var. Oradan hangi takımlar gelir ve hangi takımların gelmesini istersiniz ya da? Şöyle. Samsun Spor tabii çok ciddi yatırım yaptı Can, biliyorsun. Çok ciddi transferler yaptı. Belki ilk yarı için bekledikleri yerde değiller ama ben Samsun Spor'un bu sezon Süper Lig'e direkt çıkacağını tahmin ediyorum. Büyük olasılıkla. İşte Adana Demirspor çok ciddi yatırımlar yapıyor. Adana Demirspor, Samsun, bunlar Süper Lig'e gerçekten yakışacak takımlar, bunu söyleyeyim. Her ikisinin de bu anlamda ciddi şansı olduğunu düşünüyorum. Ama aşağıda tabii bu takımlar dışında da gerçekten çok hani iyi mücadele sergileyecek, iyi kadro oluşturan takımlar var. Bakalım hak eden kazansın. Benim söylemek istediğim o. Evet. Gürkan SS diyor ki hocam bütün eski hakemler kafalarına göre yorum yapıyor. Anadolu kulüplerini bitirdiniz diyor. Gürkan SS, Anadolu takımlarını biz bitirmedik. Anadolu takımlarını şehir takımlarına sahip çıkmayan taraftarlar bitirdi. Adam Eskişehir'de yaşıyor, Galatasaray'ı tutuyor, Fenerbahçe'yi tutuyor, Beşiktaş'ı tutuyor. Kent takım taraftarlığı bilincini sizler yayamazsanız, ki sen herhalde Eskişehirlisin, SS26 koduyla ben Gürkan'a da buradan söylemiş oldum. Kent takımlarınıza sahip çıkmadığınız müddetçe o takımlar şampiyonlukları alır. Sizin takım Eskişehir'de parası olmadığı için transfer yapamaz. PTT birincilikte oynarken bir alt lige düşmemenin hesaplarını yapar. Takımlarınıza iyi sahip çıkın. Benim söyleyeceğim bu. Bu eski hakemlerle ilgili değil. Bizim yaptığımız yorumlarla ilgili değil. Ben bir beden eğitimi öğretmenim aynı zamanda. Ve bir eğitimci, evet, gözümle öğrencilerime bunu söyledim. Kent takımlarınıza sahip çıkın. İngiltere'de bu böyle. Gidiyorsunuz bir üçüncü takımın maçına. Ben çok gittim İngiltere'ye, izledim. Gidiyorum bakıyorum. O kent üçüncü takımın tribünleri tıktım tıktım dolu. Taraftarlar kent takımlarına sahip çıkıyorlar. Ve o takımlarda çok iyi kalitede oyuncular transferi, ekonomik problemleri yok. Bunu bana değil sevgili Gürkan, Eskişehir'de yaşayan Eskişehir Spor taraftarlarını yalnız bırakanlara söylemek lazım diye düşünüyorum. Evet. Evet. Hocam şimdi hakemliğe geçeceğim ama onun öncesinde çok soru var. Bizim sayfamızda çekiliş açıklanacaktı bugün. Onu soranlar var. Bu akşam ne çekilişi? Ne forma çekilişi Can? Forma çekilişi. Forma çekilişi, tamam. Hangi, evet, formalar çekilişte var Can?
Hani Adana Spor, Adana Demirspor, Kocaelispor, Sakaryaspor herhalde tam şu an hatırlayamadım ben de. Harika, harika. Evet. Aslında formaya değişecektik. Bugün açıklanacak. Onun dışında da yine YouTube kanalımızda takip etsinler. Daha büyük çekilişler olacak. Bu hatırlatmayı Ne güzel. yapalım. Ne güzel. Şimdi hakemliğe geçelim hocam. Neden hakem olmak istediniz? Sevgili Can, neden hakem olmak istedim? Şöyle, aslında benim hani ben okul takımda oynuyordum. Okul futbol takımında. Mersin Camspor'da ve İçelspor'da futbol oynadım. Bir gün beden eğitimi öğretmenim beni yönlendirdi. Hakem kursu açıldığına dair. Hakem kursuna katıldım. Hakem kursuna gittiğimde oradaki o eğitimi gördükten sonra işte bize bölge hakemi olabilmek için 3 orta 5 yardımcı hakem yapma şartı vardı. Ben o maçlara çıktığımda birkaç maç yönettikten sonra bu işin çok keyifli olduğunu gördüm. Ve ben hakem olacağım dedim. Orada karar verdim. Ve Türkiye'nin en önde hakemi olacağım dedim ve oldum. Tabii bunu söylediğimizde Türkiye'de biliyorsunuz amatör liglerde herhalde bugün kadınlarda ve erkekler tahmin ediyorum 7-8 bine yakın hakem vardır. Onların hepsinin hedefi bir gün FIFA kokartılı hakem olmaktır. Ya da Türkiye'nin en önde hakemi olabilmektir. Ben de hakemliği Türkiye'nin bir numara hakemiyken FIFA kokartım varken bıraktım. Kızdım bıraktım bu futbol düzenini. İyi ki bırakmışım. Yaşanan rezillikleri hepimiz görüyoruz ne yazık ki Can. Hala hiçbir şey düzelmedi. Bu kafayla da düzeleceğini zannetmiyorum. O nedenle bu aldığım karardan hiç pişman değilim. Hakemlik müthiş keyifliydi onu söyleyeyim. 10 yıl Türkiye'nin en önde hakemiydim. Avrupa'da çok önemli takımlarının maçlarını yönettim. Çok ciddi anlamda dünya futboluna damga vuran Alman milli takımı, Fransa milli takımı bu takımların maçlarını yönettim. Ve çok keyif aldım. 10-12 yılım daha varken keşke beni bu karara itmeselerdi. İttiler. Ellerine ne geçti? İşte Türk futbolunun rezilliğini görüyoruz. Yani rezil hale getirdiler yönetenler. Yaşanan rezillikleri diyelim. Tamamını kastetmiyorum elbette. Yaşanan rezillikleri görüyoruz. Hakemler arasında yaşananları görüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları görüyoruz. İşte kurulların aldığı kararları görüyoruz. Hakem klasmanlarının nasıl belirlendiğini görüyoruz. Kulüplere, takımlara göre ayrıcalıklı bazılarının nasıl davrandığını görüyoruz. Ve bu da iyi ki bu kararı almışın dettiriyor bana sevgili canım. Hocam UEFA'nın yetenekli hakem programını başarıyla tamamlayan ilk Türk hakemi Selçuk Dereli. Doğru değil mi? Evet. Doğru evet. O programı ilk bitiren Türk hakemiyim ben. Doğru. Benim de o dönem en beğendiğim hakem sizdiniz. Daha sonra Cüneyt Çakır olmuştu. Şimdi de yeni jenerasyonda Halil Umut Meler'i beğendim. Siz hangi hakemi daha çok Evet, beğeniyorsunuz? Halil Umut Meler'i beğeniyorum. Ali Pahlavi'yi de beğeniyorum. Bugün bana göre Hatayspor'un penaltısını vermedi ama genel olarak yine de beğendiğim bir hakem, başarılı bir hakem, gelecek vaat ediyor. Avrupa'da gerçekten çok önemli maçlar yönetiyor. Gelecekte Cüneyt Çakır'dan sonra bence orada olmayı hak edecek isimlerden bir tanesi. Erkan Özdamar'ı beğeniyorum Can. Onu söyleyeyim. Bu arada Maraş'tan Forza Maraşspor değerli hemşehrilerim bana selam göndermişler. Onlara da teşekkür ediyorum yorum yazan tüm arkadaşlarıma. Benim takipçilerim de buradalar Can. Bizi izliyorlar şu an. Sağ Yani olsunlar. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmaz onlar. Benim takipçilerim bir özelliği var Can. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta bir tane çakma takipçim yoktur. O meşhur olduğunu zanneden arkadaşlar var ya bazı meşhur olduğunu zanneden arkadaşlar. ne? Ne yazık ki şişirme takipçilerle bu işleri götürüyorlar. Bende bir tane öyle bir şey yoktur. Benim takipçilerim gerçek takipçidir ve kale gibi yanımdadır, arkamdadır. Her zaman çok samimi bir şekilde dururlar. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliler hepsi benim için. Mümkün olduğunca da takipçilerimle de hem Instagram'da hem Twitter'da diğer mecralarda da iletişim halinde olmaya özen gösteriyorum. Buradan yorum yazan Renan Berber, diğer arkadaşlarım hepsine selam ve sevgilerimi iletiyorum sizlerin aracılığıyla da. Selamlar olsun hocam. Peki şu anki MHK'yi Serdar Tatlı ekibini beğeniyor musunuz? Takılabiliyor Ya şimdi musunuz? söyle Serdar Tatlı'nın MHK'sinin nasıl geldiğini bildiğim için yani nasıl oraya getirildiğini bildiğim için ben biliyorsun Bilebilir. bunu Türkiye'de Can gündeme getirmiştim. Serdar Tatlı'nın MHK'sinin geliş sürecini paylaştım kamuoyunda. Rıdvan Dilmen çok alınganlık gösterdi biliyorsun. Ama ben Rıdvan Dilmen'e sorular sordum cevap veremedi. Önce o sorduğum soruda bir cevap versin. Verebiliyorsa tabii. Ondan sonra bakarız. Yani ben nasıl getirdiğini bildiğim için bu MHK'nin. Aslında hani çok umutlu değildim. Sezonu ama iyi başladı. Onu söyleyeyim. Hakemler iyi başlamıştı ama son özellikle bu 6-7 haftada çok kötü maçlar yönetiyorlar. Onu söyleyeyim. Ben Evet. Serdar Tatlı MHK'sinin Türk futbolunun gerçekten ilacı olacağına inanmıyorum. Türk futbolunu, Türk hakemliğini belli bir noktaya getirebilecek vizyonda olduğunu düşünmüyorum Serdar Tatlı'nın ve ekibinin. Dolayısıyla
Umarım beni yanıltırlar. Umarım onlar başarılı olurlar. Biz yanılmış oluruz. Hiç önemli değil. İnsan yanılabilir. Yani ben Türk futbol adına yanılmayı da yanılmaktan da şey durmam. Hani olabilir. Keşke biz yanılmış olsak ama benim umudum yok. Bakalım görelim nasıl olacak. Uzun vadeli program yapmak lazım. Türk hakemliği kurtarmanın yolu öyle kısa vadeli değil. Yani bizde popülist davrananları seviyorlar Can, biliyorsun. Günlük, haftalık evet. Davrananları, anlık davrananları. Öyle değil. Türk futbolunu bir masaya yatırmak lazım. Türk futbolunun sorunları nedir? Türk futbolunun tek sorunu hakemler mi? Hakemler niye bu durumda diyorlar. Ya kardeşim nereniz doğru ki? Nereye doğru ki hakemler hata yapmasın? Yani her yerde sıkıntı var Türk futbolunun. Yani yaşanan problemleri görüyoruz. Altyapı, tesis, eğitim problemleri var. Eş, dost, akraba ilişkileriyle kurulan ve yürütülmeye çalışan Türkiye Futbol Federasyonu kurullarında yaşananları hepimiz görüyoruz. Anlatabiliyor muyum sevgili Can? Yani bunlara dikkat etmek lazım. Bunlara bakmak lazım. Bunların önüne geçmek lazım. Türk futbolunun özelliği yerlerde sürünüyor. Türk futbolunun kağıt üzerinde özel görünüyor. Ama baktığımızda gerçekten öyle mi? Siyasete dayalı bir anlayış var. Bakın benim bir siyasetçi kimliğim de var sevgili Can. Ama ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. Asla spora siyasetin karıştırılmaması gerektiğini öğrencilerime öğreterek geçti hayatım. Benim siyasi kimliğim var, o ayrı. Ya bari spor alanlarına siyaseti karıştırmayın kardeşim. Yapmayın. Siyasetçiler mi belirlemeli her şeyi? Siyaseten güçlü olanlar mı sahada sonuç olarak güçlü olmalı? Bunlar olmaz. Yazıktır, günahdır. Bıraksınlar. Yani hakem klasmanlar belirlenirken bunlar etkin. Efendim işte futbol takımlarına teknik adamlar transfer edilirken bunlar etkin değil mi Can? Ben şimdi sana soruyorum. Bunu herkes biliyor ama konuşamıyor. Herkes evet. Biliyor. Yani sen bir takımın başında teknik direktör olacaksın. Siyasilerin desteği olmadan gelebilir misin oraya? Var mı bana bir tane örnek gösterebilecek? Bunları kimse konuşmuyor. Bunlar Türk futbolunun sorunu kardeşim. Bunları konuşacağız. Sizi kastetmiyorum. Konuşamayanları kastediyorum. Yürekleri yetmiyor konuşmaya. Yürek yürek. Niye konuşamıyorsunuz? Doğruları söyleyeceğiz kardeşim. Doğruyu söylemezsen bu toplum nasıl gelişecek? Bırakalım hangi siyasi görüşte olursa olsun. Hangi anlayışta olursa olsun. Futbol sahası spor alanıdır. Bir oyun bu. Alın teri ve emeği daha fazla döken kazansın bırakalım. Daha iyi mücadele eden kazansın. Futbolun birleştiriciliğini birbirinden koparıyorlar. Sevgili Can, futbol birleştirici bir unsurdur. İster sağcı ol, ister solcu. İster Alevi ol, ister Sünni. Hangi kökenden, hangi ırktan olursan ol, futbol birleştirici bir unsurdur. Buraya siyaseti sokmayın diyoruz. Ama anlamak istemiyorlar. Hepsi biliyorlar aslında. Hepsi biliyorlar. Yarın muhalefeti düşünce onlar bunu konuşacaklar belki. Ama bunu her zaman konuşmak lazım. Bunu iktidar olduğunda söylemek lazım. Yarın eğer benim mensubu bulunduğum parti iktidar olduğunda bu anlayışı dile getirirse, yaparsa buna en büyük tepkiyi ben koyarım. O zaman bizim farkımız ortaya çıkar. Sevgili Can, bıraksınlar bu işleri. Herkes biliyor, bunları konuşamıyor. Ondan sonra Türk futbolu sorunu işte yurt dışına yabancı hakem mi getirelim? Ya kardeşim, yani yabancı hakem mi Türk futbolunun sorunu? Ne yabancı hakemi? Türk futbolunun sorunun ne olduğu belli. Sen bir kulübün başkanı seçirirken siyaset etkileyeceğim. Ben bunları söylemek durumundayım. Bunları söylerken siyaseti karıştırmıyorum bu işe. Bu işe siyasetin karışmaması gerektiğini söylüyorum. O yüzden bunlar düzelmeden hiçbir şey bir adım öne geçemeyiz sevgili Can. Hatırlıyor musun Türk futbolu Can? Sen kaç doğumlusun? 94. Maşallah. Sen çok gençsin. Evet. Sen kaç yaşındaydın? Türkiye Kore'de dünya üçüncüsü olduğunda kaç yaşındaydın? Herhalde bir 10-12 var mıydı? Kaç yılıydı ya? Arkadaşlar yazsın. 2002, 8 yaşındaydım. 8 yaşındaydın değil mi? 8 yaşındaydın. Sonra İsviçre'de, Cenevre'de, Nyon'da oynanan maçlarda A milli takımımız Avrupa üçüncüsü ya da ikincisi oldu. Sevgili Can, hatırlıyor musun? Evet, evet. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandı, sonra Süper Kupayı kazandı. Hatırlıyor musun? Bunu hayal meyal hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. E niye şimdi yok bunlar? Türk futbolu gelişmiş mi? Geriye mi gitmiş? Geriye gitmiş. Bunları konuşmak lazım. Eğitimle futbolu bir arada yürütmek lazım. Bugün Türkiye'de bizi takip eden arkadaşlarımız hak vereceklerdi. Türkiye'de öylesine yetenekli sporcular vardı ki eğitimle sporu bir arada götüremedikleri için eğitimdeki eksikliklerden dolayı bunu devletin o ilgili bakanlıkları doğru koordine edemediği için birçok yetenekli hakem futbolcu futbolu bırakmak zorunda kaldı. Ya eğitimini aksattı ya futbolunu aksattı. Doğru mu?
Doğru. Sevgili Can, doğru. E peki bunu planlaması gereken kim? Vatandaş mı planlayacak bunu? Ya sizi bakan diye koymuşlar oraya. Bunu planlasanız da kardeşim. Eskiden Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ydı. Niye yapamıyorsunuz? İşte böyle beceriksiz olursanız Türkiye'de birçok yetenekli sporcu bundan mahrum kalır. Neyden mahrum kalır? Bir dönem hatırlayın, bu şimdi de öyle olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de futbolda çok iyi noktalara gelen, zamanının birçoğunu futbola ayıran arkadaşların hangisi üniversitede okuyabildi? Kaç tanesi okudu Can? Okuyamadı değil mi? E niye benim futbolcumun hakkı değil mi yani? Hem üniversite okuyup hem futbol oynamak hakkı. Bunu planlaması gerekenler planlayamadı. Anlatabiliyor muyum? Bu sadece bu dönemin içinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na söylemiyorum. Daha öncekilere de söylüyorum. Onlara da katıyorum. Yani burada eksiklikler oldu. Dolayısıyla bunları düzeltmek lazım Can. Gerçekleri konuşmak ve söylemek lazım. İşte biz bunları söyleyince Can bize televizyonlarda konuşma şansı vermiyorlar. Hiç de umurumda değil. Biz burada konuşuyoruz sizinle. Çok güzel. Kendi Selçukleri YouTube kanalında, kendi sosyal mecramda konuşuyorum. Konuşmamı hiçbir şekilde engelleyemeyecekler. Bu doğruları her zaman söyleyeceğiz. Umarım bir gün bunların uygulandığını da görürüz. Hazır konusu gelmişken bir seyir sorusu da hemen söyleyeceğim. Selçuk evet. Deren'in televizyona çıkmıyor diye. Yani bunun sebebi biliyorsunuz bu yani. Değerli arkadaşlar, Bein Sports'tan bana bir teklif geldi. Program yapma teklifi Can. Önceki sene başında. Belki hatırlarsın. Önceki sene başı Bein Sports beni aradı. Dediler ki hocam sizinle çalışmak istiyoruz. Siz kendisini doğru ifade edebilen, hakemlik tecrübesi yüksek ve çok iyi bir aile babasınız. Sizi Ankara'dan da biz araştırdık. Sizinle çalışmak istiyoruz dediler. Ya dedim ki tamam, çok teşekkür ederim. Bu teklifinizden onur duydum ama dedim bakın birileri istemez dedim. İzin vermezler dedim. Olur mu hocam dediler, ya sen gel. Olur mu öyle şey? Ya ben dedim bıktım artık bu işlerle uğraşmaktan. Gidiyorsun, anlaşıyorsun, iptal ediyorlar, bozuyorlar. Siyasiler bozuyor Can, buradan söyleyeyim. Siyasiler bozuyor. Bunu bilsin herkes. Futbola da mı siyasiler karışıyor diyor bazıları. Hayretle onlara bakıyorum. Ya arkadaşlar, futbol adamısı var mı? Para var futbolda. Futbolda rant var arkadaşlar, rant. Dolayısıyla gittim oraya, işte İstanbul'a, yine yayıncı kuruluşu oturup sözleşmeler imzalandı. İmzalanırken sözleşmeler yine dedim ki bakın bu sözleşme imzalanıyor ancak dedim bakın izin vermezler. Bunlar dedim yine bu işi bozarlar. Yok öyle şey olur mu falan dedi. Bozdular biliyor musun sevgili Can? İptal ettiler. Bu milletin vergileriyle, bu milletin vergilerinden o kurulan işte televizyon kanalları dahil, işte bu ülkede halka eşit, özgür, adil hizmet vermesi gereken ya da verdiğini iddia eden televizyon kanalları ne yazık ki sindirilmiş birileri tarafından. Böyle mi olmalı sevgili Can? Ben bu ülkenin yurttaşı değil miyim? Benim kendime ait bir siyasi görüşüm olamaz mı? Ben farklı bir siyasi görüşte olup bir televizyon kanalında program yapamaz mıyım? Bal gibi de yaparım ama yaptırtmıyorlar. Yaptırtmıyorlar ama sokakta yüzümüzü görünce yüzümüze de bakamıyorlar Can. Daha çok bakamayacaklar. Yapılanlar yanlış. Bunlar doğru şeyler değil. Bunu halkımız bilsin, insanlarımız bilsin. Ya bunlar hoş şeyler değil, onu söyleyeyim. Peki. VAR sistemine geleceğim şimdi. Evet. VAR sistemini buluyor musunuz? VAR sistemi düzeldi mi yani? Türk futbolu biraz olsun düzeldi mi VAR sistemini? Vallahi şöyle... Düzelmedi Can. Nerede düzeldi? Şimdi bakıyorum bugün bile VAR görevini yapmıyor. Ya sen penaltı yani. Pozisyonu, penaltı var kardeşim orada ya. Şimdi Beşiktaş'ın lehine olsa çalardı o düdüğü değil mi Can? Hani o penaltı son kesinlikle. Dakikada ama Hatay'ın lehine olunca çalmıyorlar diyor. İşte Türk futbol hakemliği sorunu bu. Eyyam almış başını gidiyor sevgili Can. VAR fark etmiyor. Senin VAR dediğin de başında bir insan var. Canlı var. Ayıptır ya. Bu eyyamcılıkla nereye kadar gideceksiniz? Böyle mi Türk hakemliği gelişecek? Serdar Tatlı, soruyorum sana. Eyyam yapan hakemlere maç vermeye devam mı edeceksin Serdar Tatlı? Hani sizin işinize kimse karışamazdı? Karışırlarsa bırakırım diyordun. Ne oldu Serdar Tatlı? Böyle olur mu Can? Hata yapan hakem dinlenecek kardeşim. Ben hakemlik döneminde bir maçta hata yaptım. Yozgat, Galatasaray maçı, Sergen Yalçın'ı atmamız gerekiyormuş. Dördüncü hakem bana sarı dedi. Ben gittim sarı kart gösterdim. Halbuki kırmızıymış Can. 6 hafta maç vermediler bana biliyor musun? Ben hak ettim ama o cezayı. Hak ettim. O 4. hakemle beraber ben hak ettim o cezayı. Niye? Adamı atamadık. Atmamız gereken adamı atamıyoruz. Maç 3-1 Yozgat önde. Ondan sonra 3-3 bitti maç. Sergen attı golün birinde. E şimdi hata yapmışız. Bunun cezasını çektik. E bugün niye olmuyor? Bugün şimdi bakıyorum ben.
Tugay Kaan Numanoğlu Fenerbahçe Beşiktaş maçında ne kadar kötü maçlar yönetiyor, maç almaya devam ediyor. Varda rezil maçlar yönetiyor hakemler. Rezil kararlar veriyor bazıları. Maç almaya devam ediyor. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı. Halis Özkaya gözünün önünde iki tane %100 penaltısını Fenerbahçe'nin vermiyor. Bir tane de Kasımpaşa'nın vermiyor. Bu hafta maça çıktı dün yine. Ne oldu? Çok mu iyi maç yönetti? Çok mu iyi maç yönetti yine? Ya nasıl olacak bu işler? Anlatabiliyor muyum? Ya bu nasıl işte? Ben anlamıyorum. Yani anlamak mümkün değil. Hata yapan hakem ödüllendirilmez. Hata yapan cezasını çeker, başarılı olan ödüllendirilir sevgili canım. Bu olmadı müddetçe. Bizde var, Türk gibi var sistemine geçildi. Yani kendimize münazır bir şey kurduk. Bunlar olmuyor yani. Bunlar yakışmıyor. Düzeltilmesi gerekir. Bırakalım bu işleri ya. Yani Eyyam'ı her yerde kötü Eyyam. Peki yanlış karar verdiğinizde maç içinde hissettiğiniz oldu mu? Yani maçtan sonra değil de maç içinde yanlış karar verdiğinizi hissettiğiniz daha sonra. Şöyle can. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Bizim zamanımızda telsiz de yoktu. Sonradan geldi telsiz. Ya, biz dumanla anlaşıyorduk yardımcı hakemlerimizle. Dumanla. Ateş yakıyorduk böyle. Yelliyorduk. Dumanla anlaşıyorduk. Biz o imkansızlıklarla vallahi çok iyi hakem yapmışız. Hatamız yok mu? Var. Benim var işte. Unutulmaz 2-3-4 tane böyle hata pozisyon var işte. Sergen Yalçın Yozgat'a atılması gerekiyor. Baki Mercimek Fener Beşiktaş maçını atmamız gerekiyor. Ama şimdi bakıyorum bir maçta var bu kadar hata. Hem de var olduğu halde, telsiz olduğu halde, bipli bayrak olduğu halde yapıyorlar bunları. Dolayısıyla bizim hakemliğimize tabii biz pozisyon oluyordu, bitiyordu. O an tabii zaten ben gördüğümü uyguladığım için hani göremediğini veremiyorsun. Sonradan hata yaptığını şöyle anlıyorsun. Oyuncuların davranışlarından hissediyorsun yani evet. Yani orada bir oturmayan, yerine oturmayan bir şey var. Bunu anlıyorsun, kavruyorsun ama o hatayla da tabii ki olmaz. Yani bu hatayla da maç yönetilmez. Ona çok takılmamak lazım. Futbol hatalar oyunu. Onu da söyleyeyim. Elbette oyuncu nasıl hata yapıyorsa hakem de hata yapacak. Oyuncu nasıl hata yaptığında kadroya giremiyorsa bir hata hakem de girmeyecek. Ama biz Halis Özkaya Kasımpaşa maçında çok net Sinan Gümüş'e yapılan iki penaltıyı vermiyor net net. O sonraki hafta bir daha maç veriyorlar. Ödüllendiriyorlar. Acaba niye böyle yapıyorlar? Biraz bunu düşünmek lazım. Acaba Fenerbahçe'nin aleyhine hata yapınca maç verilmesi ne anlama geliyor? Bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ya da bir başka takım. Sadece Fenerbahçe açısından söylemeyeyim. Böyle mi olması lazım yani? Böyle mi olur yani Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı? Hata yapanı dinlendir. Halis Özkaya'nın arkasında kim var kardeşim o zaman? Ben sorarım. Halis Özkaya bu maçları kim verdiriyor? Fenerbahçe'nin iki tane %100 penaltısını vermediği için ertesi hafta maç nasıl alıyor? Bir tane de Kasımpaşa'nın var. Kim yapıyor bunu? İşte onu yapanlardır Türk futbolunun sorunu. Can, onu söyleyeyim. Doğru. Peki, en unutamadığınız anıyı soracağım hocam. Mesela Mühimi Gezer şey demişti. Ben maçtayken bir futbolcu çocuğumun üzerine yemin etti falan filan. Ondan sonra maçtan sonra bir baktım ki adam evli bile değilmiş. Tarzında bir anısı vardı. Sizin var mı böyle ilginç bir anınız? Nasıl? Şey mi? Futbolcu mu demiş? Futbolcu çocuğum üzerine yemin edelim falan. Pozisyon böyle falan demiş ama evli bile değilmiş. Evet. Bunları biz de yaşadık tabii ki. Yani maalesef bazı futbolcular hakemi aldatmaktan geri durmuyorlar. Toplumu aldatmaya çalışıyorlar. Ya işte şaka gibi. Bunu niye yaşıyorlar? Şimdi bak şöyle sevgili Can. Sen de futbolun içindesin. Mutlaka bir takım taraftarısındır. Mutlaka bir takıma ilgin vardır. Şimdi şöyle. Hakemi aldatmaya çalışan rakibi aldatıp bir penaltı kazanan oyuncu taraftarlar diyor ki bravo. İşte profesyonel futbolcu. Ya ne profesyonel ya o hırsız ya emek hırsızı ya. Neyin profesyoneli kardeşim? Sen takım taraftar olarak o adamı öyle alkışlarsan yarın senin de emeğini çalarlar. O hırsızlar, o emek çalan hırsızlar. Bunu yapmayacaklar. Ben bazı futbolcularla tuvalete gitmem, tuvalete. Sevgili Can, anlatabiliyor muyum? Bunu yapan o bazı futbolcularla sahada rakibin, hakemin emeğini çalanlara tuvalete gitmem ya. Sen gider misin Can? Adam herkesin ya. Gözüne baka baka emek çalıyor belli. Aldatma yapmış. Temas yok. Kesin ya da top taca kendisinden çıkıyor. Öyle bir hareketler yapıyor ki hayır hocam hayır. Ondan sonra hiçbir şey olmamış ki devam ediyor. Bunun da emek hırsızlığıdır ya. En ağır hırsızlık emek hırsızlığıdır sevgili Can. Dolayısıyla bizim maçların çoğunda da yaşandı. Ama ben aldatmadan çok oyuncu attım onu söyleyeyim yani. Hiç affetmezdim. Bak dört büyüklerin dördünden de evinde
oyuncu attım ben. Kırmızı kart gösterdim Can. Lincoln'u Galatasaray, Ali Sami Yen'de attım. Kayseri maçında. Onu unutmuyorum. Unutmuyorum. Ama hatırlıyorsun değil mi? Öyle. Ümit Özat'ı attım. Fenerbahçe Saracoğlu'nda Denizlispor Kupa yarı finalinde Giray Bula küfür ettiği için. Zapotoş'u attım İnönü'de. Osman vardı Trabzonspor. Osman'ı attım. Sonra Galatasaray'a Bülent Korkmaz'ı attım. Bülent Korkmaz biliyorsun. Bülent'e selam verirdin kendini atardı yere. İşte Bülent nasılsın iyi misin? Hop yerde. Hatırlıyor musun? O severdi biraz böyle hareket. Ben tuttum attım ikinci sarıdan. Niye şimdi atamıyorlar bazı arkadaşlar? Niye yam yapıyorlar oyuncuların isimlerini? İsimlerinden korkuyorlar takım isimlerine. Bıraksınlar. Bıraksınlar, korkmasınlar. Gördüklerini uygulasınlar kardeşim. İşte Selçuk Tüyeli böyle olunuyor. Selçuk Tüyeli böyle olunuyor. Siz de yapın. Siz de unutulmaz hakem olun. Bak ben 10 yıl oldu hakemliği bırakalı. Hala sokağa çıktığımda Selçuk Tüyeli diye büyük saygı görüyorum. Ve her inandığımı da konuşuyorum. Çünkü niye? Çünkü alnım ak, başım dik. Her şeyi konuşma özgürlüğüm var. Kim nerede isterse, hangi kanalda, kulüp takımlarının kanalları da dahil olmak üzere her şeyi konuşmaya hazırım. Hiç sorun yok. Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Can, olay budur. Anlatabiliyor muyum? Evet, en doğrusu da bu zaten. Tabii. Hocam, gireceğim. Çekiliş ne olacak? Bunlar bir soranlar var. Hala da yeni katılanlar aramızda. Arif Çelik, Konya Spor yöneticilerinden çok sevgili Arif Çelik abi, 1900 Selçuk Hocam merhaba demiş. Çok kıymetli dostlarımız böyle. Bak bizi takip ediyorlar. Hepsini ayrı ayrı isimlerini okuyor. Şükrü Tataroğlu, benim sevgili abim, dostum Mersin'den. Sevgiler Şükrü abime de. Çok kıymetli dostlarımız yazıyor. Onları da atlamış olmuyorum. Hepsine selam, sevgiler. Bak birisi demiş ki, hocam Jose Mourinho'ya benzettim seni demiş. Emre Sancar. Hepsine çok selam, sevgiler. Selamlar olsun. Evet, çekiliş yayınımızdan hemen sonra Esra'mıza yayınlanacak. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açsın arkadaşlarımız, takipçilerimiz. Peki şeyi soracağım. Mesela bazı futbolcularla tuvalete bile gitmem dediniz. Böyle mimlediğiniz futbolcular var mıydı? Önyargılı yaklaştınız. Ya önyargılı yaklaştığım yok ama şimdi şöyle Can. İşte görünüyor ya sahalarda belli. Bazı futbolcular hakemi aldatmaya çalışıyor. Rakibi kandırmaya çalışıyor. Rakibin emeğini çalmaya çalışıyor. E şimdi ben bu tip futbolcularla tuvalete gitmem ya. Gitmem kardeşim, ne gideceğim ya. Adam yolda düdüğümü çalar ya, bu adam rakibin emeğini çalıyor. Vallahi sarı kart, kırmızı kart cüzdanını alır ya elinden. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunları görmek lazım. Bunları alkışlamak değil. Bunları eleştirmek lazım. Şunu söyleyeyim Can. Şimdi takım tutmak, takım taraftarlığı iyi bir şey tabii ki. Ya yani büyük saygı duyuyorum ben tüm takım taraftarlarına. Ama kardeşim maç bittikten sonra bırakın ya şu takım taraftarlığını. Gerçekleri konuşun ya. Takımınıza zarar veriyorsunuz. Gerçekleri konuşun. Tamam maçın içinde anlarım. Hani sinerji gönderirsin, enerji gönderirsin. Benim bir sürü takım tutan arkadaşım var. Dostum var. İşte mesela Şükrü Tataroğlu, benim çok sevdiğim abi, bilirim. Fena maçı izlerken bir tesbihi vardır onun. Uğur getirir diye onu alır eline. Ya da işte bir sürü arkadaşım, dostum var. Hocam şey yapıyoruz derler işte. Uğur yapıyoruz. Ne derler? İşte onun gibi böyle. Hani böyle şeyleri var insan. Bu güzeldir. Ama maç bittikten sonra gerçekleri konuşmazsan takımına zararın dokunur. Anlatabiliyor muyum? Takıma zararın dokunur. Yani o yüzden objektif olmak, gerçekleri söylemek lazım. Bunları konuşabilmek lazım. Peki bir soru şöyle olacak. En etkilendiğiniz, en baskı gördüğünüz, hissettiğiniz stat hangisiydi? Gelmiş geçmiş. Can Türkiye'de... tabii ya şöyle, Ali Sami Yen stadı, Saracoğlu, İnönü, eski İnönü müthiş tabii. Onun dışında Adana Demirspor, Mersin İdmanı'da Şeytanlar, yani o taraftar grupları müthiş coşkuluydu tabii. Ama üç büyük takım tarafta. Özellikle şey Trabzon'da da müthiş bir baskı ortamı yaratılıyordu. Ya tribünde taraftar varsa müthiş keyif vardı futbol organizasyonda. Anlatabiliyor muyum? Yani bak Eskişehir'de söyleyeyim. Eskişehir'de gerçekten müthiş, çok coşkulu taraftarları vardı. Bir şölen havası içinde geçiyordu. Orada bir orkestra olurdu her zaman. Takip ettiğin için bilirsin. Yani o dolayısıyla öyle bakmak lazım. Bu Gürkan SS arkadaşımızın mesajını okuduk ama hocam diyor sazı eline aldın konuşuyorsun diyor. Burada Can da ikimiz o yüzden buradayız sevgili Gürkan. Rahatsız oluyorsan ayrılabilirsin, izlemeyebilirsin. Sevgili Gürkan bak senin mesajlarını okuduk, yani başka gelen mesajlar da var, onları da okuyacağız. Biraz saygılı olmakta fayda var. Dolayısıyla tribünde coşku varsa, taraftar varsa Can müthiş keyif vardır, onu söyleyeyim. Evet hocam, ben de o yüzden aşağıda mesela gelecek takımların, bilecekken gelecek takımların. Bursa Spor var bak. Misal Metehan demiş ki Bursa Spor da var demiş. Evet Bursa Spor da. Onların hangi gruptu? Bursa Spor'un. Teksas. Evet.
Onlar da çok coşkuluydu gerçekten. Onun da çok etkili taraftarı var tabii ki Bursaspor. Aşağıdan Müthiş. Bursa, Eskişehir Müthiş. Spor, Spor, Adana Demirspor. Yani bu tip camiaların bence gelmesi lazım Süper Lig'e. Öyle. Taraftarı olan takım olmalı. Süper Lig'deki yeri olmalı. Kocaeli Spor, Sakarya Spor. Tatangalar diyor. Sakarya'nın tatangaları sor diyor Zeki Karahaslan. Doğru. Samsunspor Şirinler var tabii ki. Evet, çok doğru. Bak gelen ne güzel yorumlar var. Hepsine selam, sevgiler. Alanya, Antep, Hatay, Karagümrük oynadıkları oyundan bahsedin diyor. Evet, onlar iyi oynuyor. Söylüyoruz sevgili Musa. Bir defa ben Anadolucu bir insanım, onu söyleyeyim. Yani futbolda Anadolu kulüplerinin özellikle başarılı olması çok hani isterim. Niye? Hem İstanbul takımları, işte Anadolu takımları hepsi birlikte başarıya oynayan, şampiyonluğa oynayan bir yapıda olursa o zaman rekabet olur, keyif olur, tadı çıkar. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii. Trabzonspor biliyorsun sevgili Can. Hani üç büyük kulübün arasına girdiği zaman nasıl ligin tadı gelmişti, keyfi gelmişti değil mi? E niye Bursaspor girdiğinde keyfi geldi diğer takımlar? Bunların sayısı artması lazım bence. Hatay Spor sorusunda zaten o yüzden sormuştum. Benim de bir sıkıntım, Tabii. bakalım bir sürpriz inşallah. Peki Ya inşallah niye olmasın? en başarısız olduğunuzu düşündüğünüz maç Yozgat Spor maçı mıydı hocam, yoksa başka bir maç var mı? Ya Yozgat maçı rezil bir maçtı Can. Sonra bir de Fener Beşiktaş Kupa yarı finali var. O da kötüydü. Yani orada belki mercimek atmamız gerekiyormuş. Ama ben o an faul bile vermedim o pozisyonu. Eğer Sergen'in pozisyonu dördüncü hakemin gözünün önünde oldu. Ona sordum. Sarı kart dedi. Ben ne yapabilirdim? Yani hani teknik imkansızlıklar da vardı. Ama var olsaydı ben VAR'da gidip de kenarda izleseydim. Sergen Yalçın'ı da atardım. Yozgat maçında. Şeyi de atardım. Baki Mercim'i de atardım. Niye atmayacağım? Ben işte saydım. Bir sürü oyuncuya kırmızı kart gösterdim ben ya. Ya ben Ali Sami'ye de Lincoln'u atmışım. Bülent Korkmaz'ı atmışım. Bunları mı atamayacağım? Ya atarım ya. Öbür takım öbürlerini de atarım. Niye atmayayım? Ben de istiyorum ki hakem olarak başarılı maç yönetim Can. Daha zor maça çıkayım. Anlatabiliyor muyum? Daha önemli Tabii ki de. maçlara çıkayım. Ben niye şimdi hata yapmak isteyeyim? Ya insanlar şöyle düşünmesin. Ha, hakemler çıkıyor kafasına göre. Öyle bir şey yok. Kardeşim bugün işte bizim dönemimizde 6 hafta maç almadım ben. 6 hafta maç almak ne demek? Hem para kaybediyorsun. Maç alamıyorsun. Göreve çıkamıyorsun. Hem prestij Evet. kaybediyorsun, hem moral kaybediyorsun, hem de sene sonu klasman atlama terfilerde avantaj kaybediyorsun. Ben niye bunu isteyeyim? Kim ister bunu? Evet. Tabii ki de öyle. Peki size en çok haksızlık yapılmış düşündüğünüz maç hangisi? Mesela çok böyle linç edildiğiniz bir maç olmuştur ama o maçta yanlış, yani yanlış karar vermemişsinizdir. Bunu düşündüğünüz maç hangisiydi sizce? Ya yani mesela birçok başta oldu. Şöyle oluyor Can. Şimdi bu bazı medyanın içinde biz hakemleri eleştiriyoruz ama ya deveye sormuşlar niye boynun eğri neremiz doğru ki? Ya şimdi medyanın içinde ne yazık ki kulüplerin bazı hepsi için söylemiyorum. Medya görevlilerin hepsine söylemiyorum. Ama bazı kulüplerin bazı tetikçi Var. yazarları ve yorumcuları var. Var. Tetikçi onlar. Onlar tetikçi. Bu Var. tetikçilerin kim olduğunu çok iyi biliyor izleyenler. Hepsi bak şimdi isimlerini yazın desem hepsi yazarlar. Bu tetikçiler bir algı yaratıyorlar. Onlara bir görev verilmiş. Bunun karşılığında ne alıyorlarsa artık sen tahmin et Can. Ne aldıklarını ben söylemeyeyim. Ağzıma yakışmaz. Bunlar ne alıyorsa gündem yaratmaya çalışıyor. Linç kültürünü geliştirmeye çalışıyor. Yani hakemleri kötü göstermeye çalışan, önümüzdeki haftaki maça yatırım yapmaya çalışan bir anlayışla gidiyorlar. Bunlar doğru değil. Birçok maçta yapıyorlar bunu. Şimdi bizim bu görevimiz, şimdi biz eski hakem olarak burada hakemleri değerlendiriyoruz. Maçları değerlendiriyoruz. Evet hakem hata yaptığını da söylüyoruz ama doğru yaptığını da söylüyoruz. Biz olmasak onları lime lime ederler. Biz hakemin doğrusunu da söylüyoruz. O yüzden hakemler alınmasınlar. Evet Selçuk Dereli ben penaltıyı bugün vermemişim demeli Ali Palabıyık. Selçuk Dereli bunu söyledi ama genel olarak iyi maç yönetimi de söyledi demeli. Biz olmasak lime lime diyorlar. Üstüne tuz, karabiber, limon hop. Bu hakemleri hemen biliyorsun bir de şey var ya bu hakemin düdüğünü astıralım. Bu hakemi ya kardeşim yani Türk futbolun problemi sadece hakemler mi ya? Siz önce bir kulüp başkanınıza bakın. Kulübü Yönetim. takımınıza bakın. O kulüp başkanlarının çoğu kulüpleri ne hale getirmişler? Ne Indira Gandhi'ler dönmüş bazı kulüplerde, bazı kulüp başkanları kendi Nurak. şirketlerini yönetir gibi mi yönetmişler kulüpleri? Sevgili Evet. Can, kendi şirketleri maşallah hepsinin ayakta ama kulüpler batmış. Nasıl oluyor? Buna baksın taraflar biraz. Anlatabiliyor muyum? Tesadüf mü yani? Evet. Yani tabii. Hocam geçen hafta pazar günü bugün konuğum Levent Kartop'tu. Denizli Spor Fenerbahçe maçı vardı 2006'da, hatırlarsın. Levent hocam bilmez mi? Hiç Evet. unuturmuyorum ben o maçı. O Maç. dönemin Denizli Spor futbolcusuydu ve o maçın hakemi de sizdiniz. O Evet. maçtan bahsetmek ister misiniz?
Olur tabii ki. Ya bahset hani yorulduk aslında Denizli maçını konuşmaktan ama tabii ki bu maç unutulmaz. Yani bilmiyorum Levent hocam yorum yaptı mı o maçla ilgili? Ne dedi? Var mı? Yani konuştu mu o maç? Alttan yorumlar gelmişti. Hani teşvik oldu mu falan filan diye bayağı bir kızmıştı. Yani biz canımızın derneydik. Neyin teşviki? Appiah golü aslında karesini diyeceklerdi falan. Değil mi? Doğru. Çok doğru söyleyin. Appiah dakika yüzde gol atsaydı şampiyondu Fenerbahçe. Atamazsan olamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Can. O maç her rakibin nasip olmayan, yönetilmesi nasip olmayan bir maç. Unutulmaz bir maç. Sanki maç daha geçen hafta oynanmış kadar sıcaklığını koruyor. Ben hiç rahatsız değilim maçın konuşulmasından. İnsanlar konuşuyor. Konuşulsun ne güzel. Selçuk Yeli yönetisi de böyle maç yönetir. Yani unutulmaz maçlar yönetir Selçuk Yeli. O maçta da uzatma dakikalarında Fenerbahçe beraberliği yakaladı zaten. Tuncay'ın golü uzatma dakikalarında geldi. Arkasından evet. 16 dakika oynanmayan süreyi oynattım ben. Bana diyorlar ki ya 16 dakika maç mı uzatılır? Bazı Fenerbahçeli arkadaşlar. Ya 16 dakika uzatılması kimin lehine? 5 dakika mı uzatsaydı Selçuk Yeli? Ya 16 dakika içinde gol atsanız şampiyonsunuz kardeşim. Bu kadar da renkli gözlüğe bakmayın. Bir gözlüğü kenara koyun. Bir gözlüğü kenara koyun da öyle bir yorum yapın. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sen gol atamazsan şampiyon olamazsın. Öyle bir maçtır. Appiah gol atsa bu sefer Galatasaraylılar niye 16 dakika uzatıldı diyecekti. Tabii bazı Galatasaraylılar da bu defa öyle söyleyecekti. Ama işte herhalde futbolun güzel tarafı bu. Konuşulması. O bunlar olmasa ne konuşacaktık Can burada? Evet hocam. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler, söylemek istediğiniz farklı bir şey? Vallahi tüm izleyen çok kıymetli. Metin Akverdi, güzel dostlarım, arkadaşlarım. Senin takipçilerin de çok yorumlar yazıyor ve çekilişi soruyorlar Can. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım ben sohbetten. Umarım izleyen arkadaşlarımız da keyif almıştır. Hocam ben çok keyif aldım yayından ama yayını kapatmak zorundayım. Fark ettiniz bilmiyorum. Benim burada elektrikler kesildi şu anda. Evet fark ettim. Fark ettim. Yani uzun bir biraz süredir. Biraz karanlıkta kaldın. Aynen. Başka zaman hocam. Yine devam ederiz sevgili Can. Hiç hocam. Sorun yok. Yine sizi davet edeceğiz. Sıkıntı yok hocam. Memnuniyetle tabii ki. Ekibim adına tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tüm arkadaşlara selam, sevgiler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler diyorum hocam.